Şöyle bir ulaşım yapalım. Hadi havacılık Tabii yapalım. tabii. Sonra geleni böyle şey yapalım. Şimdi uçanlar güzel uçuyor. Yani faaliyetler devam ediyor. Orada verileri takip ediyoruz. Bir bozulma gözükmüyor şu anda. Geçen hafta da değinmiştim. Yani enflasyon muhasebesi olmaması havacılık sektöründe bilançolarını döviz cinsinden tuttukları için bir miktar pozitif destekliyor. Yani az yayının başında da bahsettiğimiz gibi davranışsal finans açısından orada çünkü örnek vermek için tamamen hani %30'luk bir büyüme gördüğü zaman yatırımcı satışlarda ve net kârda güzel bir algıya kapılabiliyor. Bu da piyasada bir miktar davranışları etkiliyor gibi gözüküyor enflasyon muhasebesi. Tabii enflasyon muhasebesine değinmek gerekirse havacılık sektöründen biraz çıkacağım ama enflasyon muhasebesi önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesiyle beraber çarpan etkisinin de azalmasıyla beraber endeksteki ağırlığın azalması dolayısıyla bilançoları olan negatif etkinin de azaldığını veya pozitif etkinin de azaldığını görebiliriz. Onu da bir dipnot olarak düşmek isterim. Havacılık sektörüne geri dönecek olursak petrol fiyatlarındaki düşüş destekliyor. Çünkü yakıt maliyetleri önemli bir maliyet ve burada Brent petrol ve WTI'deki ham petroldeki düşüş destekliyor sektörü. Onun dışında dediğim gibi dış hat uçuşlar özellikle iş talepteki daralma ek olarak dış hattaki artışlar, yolcu artışları önemli bir katkı sağlıyor. Burada son olarak dediğim gibi bence güzel performans göstermeye devam edebilirler. Bir miktar endeksin gerisinde kaldı havacılık sektörü. Burada bundan sonrasında o da bir miktar defansif açıdan rol olabilir sektörü endekse karşı.